Merhaba sevgili Boğa ve yükselen burcu Boğa olanlar. 2021 yılında aşk, kariyer, sağlık, eğitim konusunda hangi enerjide olacaksınız? Neleri dikkat etmeniz gerekiyor? Bununla ilgili destelerimizden destek alalım bakalım. Sevgili Boğa burcu 2021 yılı sizi neler bekliyor? İş, kariyer, para enerjisi, kararsızlık. Sevgili Boğa burcu, kararsızlıklarınız var. Nasıl ilerleyeceksiniz bakalım. Sevgili Boğa burcu, iş, kariyer, para anlamında kararsızlıklarınız çok var. Fakat şöyle ki, eski yaptığım hatayı yapmayacağım. Bir uyanışa geçtim. Artık kendi iç dünyamda muhakememi yaptım. Artık kazanmak, başarmak, bir şekilde hedeflediğimi elime almak. Eski yaptığım hataları yapmak istemiyorum. Ama burada nasıl başlamalıyım? Nasıl yol haritası çizmeliyim? Bunun endişesi var. Burada da kartlar şunu söylüyor. Adil olduğun sürece şuradaki ikilemden çıkabilirsin. Bu adalet senin iç dünyanda olacak. Ve eğer ki gerçek mahkemeniz varsa eğer iç dünyanızda muhakeme yaptıysanız, o mahkemeyi kazanacağınızı düşünüyorsanız kararsızlıklardan çıkın. Bu mahkemeyi kazanacağınızı söylüyor 2021 yılında sevgili Boğa burcu. Bakalım. Aşk, para anlamında, iş, kariyer, para anlamında kozalak. Ketum, sorumluluk. Büyük bir sorumluluk, büyük bir döngü. Çünkü burada artık bir birikim yapmışsınız. Bir kendi döngünüzü yaratmışsınız. O birikimi, o bilgi birikimini karar veremiyorsunuz. Belki de birçok iş yapmak istiyorsunuz. O iş potansiyelini, o yatırımı hangi yönde yapmam gerekiyor? Bunun endişesi, bunun ikilemindesiniz. Fakat şurada kartlar şunu söylüyor. İç benliğinde sen buna hazırsın. Aşk, kariyer anlamında toprak grubusun çünkü. Maddi anlamda senin rızkın, kısmetin nereden geleceğini doğru yönde biliyorsun. Fakat insanlara çok fazla güvenmemen gerekiyor. Mahkemen varsa bu mahkemende araştırmalarını iyi yapman gerekiyor. Bir uyanışa geç. Geçmiş yaşamındaki, geçmiş zamanındaki hataları yapma. O kozalağın içinde bekleyip de bilgi birikimini yaptığın durum neyse o doğrultuda git. İyileşme söz konusu var diyor. Bakalım sağlık konusunda durumunuz 2021 yılında nasıl olacak? Genel olarak sağlık. Sağlık konusunda tapınak yolu çıktı, inanç doğrultusu. İnanç doğrultusunda ilerlemelisiniz. Sevgili Boğa burcu burada sağlık sorunlarınız olabilir. Boyun, bel, sırt, omurga durumları söz konusu olabilir. Buraya dikkat etmeniz gerekiyor. Fakat yolculuklarınız, bu rahatsızlıklarınızdan dolayı yolculuklarınız olabilir. Bu yolculuklarınız tedavi yöntemde, tedavi için bu yolculuklarınız olabilir ama yaşayacağınız rahatsızlıklar iyiye gidecek. Şöyle ki inanırsanız iyiye gidecek. Bir şeyleri doktora gidiyorum ama iyileşmez biliyorum ben derseniz evet o iyileşmeyecek. Çünkü burada kendi iç dünyanızda bir şekilde onu kendine inandıracaksın. İyiyi de kötüyü de içinde barındırıyorsun. Kötüyü iyileştirmek sana kalmış. İyi olan şeyi de o içindeki karanlıkla onu iyiyi de bezendirirsen o zaten o iyilik de kötü olur. İnanç doğrultusunda gidersen sağlık sorunun genelde omuriliklerini tarif eder burada.
kemiklerinle ilgili sorunlar yaşayabilirsin, boyunla ilgili. İnancın doğrultusunda gidersen sağlık sorunun her ne olursa olsun iyileşeceğini söylüyor. Ah, bakalım eğitim. Eğitim enerjisi. Sevgili Boğa burcu. Eğitim çiçeklenen bolluk. Güzel. Sevgili Boğa burcu, eğitimle ilgili şu var. Hayal kırıklığınız var. Geçmişte tamam bilgi birikimi yaptınız, otoritenizi kullandınız, bilgi toparladınız ama başarısız olma korkusu. Şöyle ki çalışıyor olabilirsiniz. İlla okula gitmeniz gerekmiyor. Çalıştığınız bölümde belki de sizi üzüler ruhunuzu bu işi başaramazsın. Bir işiniz var, ek iş yapmak istiyorsun. O ek işi yaparken bilgi toparlamak istiyorsunuz. Bunu toparlarken, yapmaya çalışırken başkaları tarafından enerjiniz düşüyor. Başkalarınızı dinlemeyin lütfen. Çünkü hayal kırıklığı hayal kırıklığını getirir. Saf sevgide kalın. Her neyin eğitimini almak istiyorsanız, her neyin bilgisini toparlamak istiyorsanız burada öfkelenmeyin. Ne başkasına ne kendinize öfkelenin. Ya ben belki de 40'lı 50'li yaşlardasınız, belki gençsiniz bilmiyorum ama burada kendi kendine ya ben bunu zaten başaramayacağım. İnsanlar da doğru söylüyor. Ne diye uğraşıyorum ki dememeniz lazım. Bir şeye adım attıysanız o eğitimi, o bilgiyi toparlamak adına saf sevginizi kullanın. Hiçbir şey öğrenilmeyecek gibi değildir. Her şeyi herkes öğrenebilir sevgili Boğa burcu. Yeter ki saf sevgide kalın. Bilgi birikimini yaparsanız eğer sağlık konusu, İşte kararsızlık yaşadığınız işle ilgili, maddiyatla ilgili bir uyanışa geçeceksiniz kendinize. Yenilikler katacaksınız bu anlamda. Aşk, ilişki, aile enerjisine bakalım. Sevgili Boğa burcu. Dördüncü çakra kalp çakrası. İnancınız, kalbiniz, saf sevginiz. Sevgili Boğa burcu, dördüncü çakra kalp çakrası. Kalben saf sevgide kalmanızı söylüyor. Bakalım nasıl ilerleyeceksiniz bu ilişki konusunda. Kalbiniz yenileniyor. Eksik olan ne varsa 2021'de tamamlamış olacaksınız. Sevgili Boğa burcu. Kalp çakrası ben göstermek istiyorum. Kalp çakrası çıktı. Eksik olanı tamamlama, yanlış olanı belki de bırakma, yenilenme ve aşıklar kartı. Kalbiniz hangi doğrultuda gitmek istiyorsa 2021 yılında aşkla, sevgiyle. Belki de burada ilişkinizden ayrıldınız, yeni bir ilişkiye başladınız. Evlisiniz, aileyle tartışmalarla bir şekilde ayrı düştünüz. Belki bir araya gelmek istiyorsunuz. Kendinize rezone olun. Çünkü ben kolektife baktığım için birçok yere gidebilir bu konu. Kendinize rezone olduğunuz yerleri alın lütfen. Burada üçüncü şahıslar dahi olabilir. Ben de ne eksik, neyin eksikliği var, bunu tamamlamam gerekiyor diyorsunuz. Burada ve kendinizi yeniliyorsunuz. Benim kalbim ne istiyor? Ben gerçekten bir şekilde mutlu olmam gerekiyor. Sevgiyi hak ediyorum diyorsunuz ve kendinizi yeniliyorsunuz. Kalben sevgi olarak kendinizdeki eksikliği tamamlamak adına aşkı seçiyorsunuz. Aşkı seçerken de bunu saf sevgiyle istiyorsunuz. Saf sevgiyle arzuluyorsunuz ve karar veriyorsunuz. Bu doğrultuda gittiğinizde yenilenmiş olacaksınız sevgili Boğa ve yükselen burcu Boğa olanlar. 2021 yılında
iyileşme söz konusu. Çünkü kendinizi, çünkü burada iç muhakeme yapıyorsunuz ve uyanışa geçiyorsunuz. Maddi, manevi, iş, aşk, ilişki, çünkü her türlü muhakeme çıkıyor. Hak, adalet istiyorsunuz artık. Hak, adaleti bulmanız açısından da bir şeyleri bitirip ve yeniden başlamak gerekiyor. Eğitiminiz, kariyeriniz, işiniz, ilişkiniz. Burada saf sevgide kalırsanız zaten kalben sevgi dolu huzuru kalbiniz alacağını söylüyor burada kartlarım. Yonca, talih, sezgiler ve güven. Güvendiğiniz yerde kalmak isteyeceksiniz. En çok kendinizi rahat hissettiğiniz, huzurlu hissettiğiniz, maneviyatınızın güçlü olduğunu hissettiğiniz, kalbinizin arzu ettiği her nereyse burası, orayı seçiyorsunuz. Yani orayı seçiyorsunuz derken yuvanızı orada kurup artık hani benim eksikliğimi tamamladığım yer tam da bu noktada dediğiniz yerde kalacaksınız sevgili Boğa burcu. Ve burada da 2021 yılında huzur bulacaksınız. Çünkü artık huzur istiyorsunuz. Kaosun içinden çıkmak istiyorsunuz. Çok affedersiniz. Sistem bana şunu söylesin Boğa burcu için. Genel olarak hangi enerji durumunda, hangi eksikliği tamamlaması gerekiyor ki ilerleme kaydedebilirsin? Rumi'den destek verelim, alalım. Kılıçların iç oğlanı, haz al, baki mutluluğundan. Sen her neyi seçersen seç, orada mutlu olmayı bil. Çünkü bütün seçimler sana ait, özgür iraden. Sen neyi seçtiysen bunu özgür iradenle seçtin. Orada mutlu olmayı bil. İşinde, ilişkinde, sağlığında. Çünkü sağlığında bile rahatsızlıklar geçireceksin. Aman öldüm bittim dediğin zaman o senin seçimin. Özgür iradenle sen kendini yok ediyorsun. Ama özgür iradenle güçlü, kuvvetli neyi seçeceğini bilirsen eğer orada mutluluğu bulacaksın. Seçtiğin yerde mutluluğu bilmen gerektiğini söylüyor Rumi kartı. Yani net bir şekilde seçimlerinde bari mutlu olmanı söylüyor kartlarımız. Sevgili Boğa ve yükselen burcu Boğa olanlar, adınızı aldım, kabul ettim. Sevgili Boğalar, dilerim 2020 yılını, 2021 yılını siz nasıl istiyorsanız sevgi, şefkat, huzurla geçsin. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.